Herkese yeniden selamlar, iyi akşamlar, hatta iyi geceler diyeceğim neredeyse çünkü saat bayağı geç oldu. Ben bugün çalışıyordum arkadaşlar, bugün günlerden pazartesi. Bugün çalıştım, öğlen gittim işe, öğlen pardon olur mu sabah gittim. Sonra 6'da çıktım işte, biraz oyalandım, eşimi bekledim. O da geldikten sonra taarruza gittik. İşte taarruzdan öğretmenler günü için bir hediye aldım öğretmenimize. Sonra da oradan çıktık. Acele acele market alışverişine gittik. Çünkü evde eksiklerim vardı. Onları aldık ve geldik. Şimdi de onları sizinle paylaşacağım. Çünkü biliyorum ki biraz böyle uykulu gözlerle. Çünkü biliyorum ki market alışverişini çok seviyorsunuz. Ben de öyle. Süt aldım. Bu arada biz nereden yaptık bunu? Yunus Market'ten yaptık. Hatta A101'e falan da uğramam gerekiyordu. Maalesef orası kapanmıştı. Yunus'tan aldık ve çıktık. Şöyle pasta böreklere koymak için iki tane süt aldım. Pasta börek derken buralar tabii ki pastaya börek yapmıyorum ama börek yapacağım. Yakın bir zamanda inşallah en azından eşim için falan bir börek yapmak istiyorum. Şöyle dediğim gibi iki tane halkalı sütünü aldım. Bunun da fiyatı 4,95'ti. 5 liraydı yani. İndirimdeydi bayağı. Sonra kahvaltılık en çok bizde her zaman dediğim gibi en çok yine şeylerden biri kızlar. Şöyle bahçıvanın, ben bu bahçıvanın peynirini çok seviyorum. Yani ailecek seviyoruz krem peynirini. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Alya küsürdü sanki. Gittiğim yerde varsa bunu alıyorum. 14,95'ti fiyatı. Sonra karışık gidiyorum. Yani geçenlerde ben bayağı bir oldu bir vlogumda lor sormuştum kızlar. Hangi lor peyniri güzel diye. Valla büyük çoğunluk Tahsildar oğlu mu dedi, Murat Bey mi dedi. Ondan çok emin değilim ama sanki Murat Bey dedi gibi geldi bana ve Murat Bey'in lor peynirini buldum. Bunu aldım şeyden, çok marka vardı ya orada ama bununkini aldım, kahvaltılık ve böreklik diyor. Yumurtalı omlet yaparken ve de normalde ezine peyniri koyuyordum ama biraz daha yağdan kısmak için bunu aldım bu sefer. Yumurtalı omlette ve de mercimek ekmeğinde kullanmak için bunu aldım. Bunun da fiyatı 12,95 miydi? Yarım kiloluk öyle bir fiyatı vardı kızlar. Sonra yine peynirlerden gidiyoruz. İki çeşit peynir daha aldım. Yani beyaz peyniri iki çeşit aldım bu sefer. Bir tanesi şöyle çocukların sevdiği, daha doğrusu Doğan'ın sevdiği normal inek peyniri. Bunun fiyatı 35,90'mış galiba. Evet. Neredeyse. Aslında pahalı ya inek peynirine göre bence. Ama çok lezzetliydi. 25 lira gelmiş bu kutu. Böyle bir tane inek peyniri. Biraz da böyle ezine aldım. Bunu da 40 liraydı. Sonra ezineyi ben seviyorum. Yine bir kutu zeytin ezmesi aldım. Bu da yine Marmara Birliği'nin fiyatı da 5 lira 95 kuruştu. 5 lira 95 kuruştu kızlar. Bu da yine, bu da sandviç yaparken yine dibine sürmeye iyi oluyor. Seviyor yani doğa. O yüzden aldım. Sonra şöyle Abdullah Tatlıcı'nın ay değil Abdurrahman Tatlıcı'nın helvasını aldım. Helvada Uzungil, bazen Koska, bazen Torku, bazen de bu. Özellikle de bunu çok seviyoruz gerçekten. Çok 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 lezzetli oluyor. Ama aslında en güzel helva nerenin biliyor musunuz kızlar? Ankara'da oturanlar için. Halde iki yer var böyle. Bir tanesinin adı neydi ya? Şardan mıydı? Şardan olması lazım. Böyle şekerlemeci. Bir tanesi oranın helvası. Bir de onun yanında bir yer var. Yine böyle helva ve şekerlemeci. Sade lokum. Şeker ve helva satıyor. Akide şekeri ve helva satıyor sadece. Oranın helvası da çok güzel. Yani Halin helvası çok güzel. Keşke gidebilsem de oradan alsam. O belki de ya kış geliyor. Biz kışın daha çok seviyoruz oraya gitmeyi. Eşimle inşallah bir pazar falan gideriz oradan böyle alışveriş yapmaya. Kahvaltılık alışverişini çok seviyoruz oradan. Her zaman gidemezsek de. Sonra şöyle şu benim beyaz Granny Smith elmalardan aldım kızlar. Ay beyaz ne ya? Yeşil elmalarından aldım. Bunun da kilosu, bakıyorum kilosu 8 liraymış. Bu da zaten 8 lira tutmuş. Demek ki 1 kilo gelmiş. Sonra şöyle iki tane de ayva aldım. Niye iki tane aldım derseniz, ben ayvalar çok büyük ve de onu da geçin. Hem evde ayva var hem de güzel olup olmadığını bilemediğim için bazı ayvaları alıyorsunuz hiç böyle
İnsanın boğazına duruyor, yenmiyor bile yani. Bir de kiloları da şey değil yani kızlar, ucuz değil. O yüzden denemek için iki tane aldım. Eğer oranınki güzel çıkarsa oradan devam edelim. Nerenin ayvası ya da nerenin bir şeyi güzel çıkarsa oraya devam ediyorum bazen. Sonra burada da ne var? Şöyle taze soğan var. Bir tane şöyle dereotu aldım. Dereotunun fiyatı 2 liraydı galiba. 1,95 mi? İşte 2 lira diyeyim. Bunun da fiyatı, valla onu hatırlamıyorum. O kadar karışık koymuşuz ki torbalara. Aceleyle diyorum ya bugün, valla öyle bir acele. Sonra şöyle Süper Fresh'in yine üçlü mısırını aldım. Bunun fiyatı da 9,90. 10 liraydı, indirimdeydi kızlar. Doğa Hanım istedi onu. Salatalarına koymayı seviyor. Sonra kendime, yani kendime derken Murat ve Doğa da seviyor. Şöyle 3 tane kabak aldım. Ya çünkü bir yemeği yapıyorum 2-3 gün, diyet olduğunda hele ki hiç götürmek istemiyorum. Hani en fazla 2 kere yemek istiyorum. O yüzden de bir kere yiyeyim kalkayım bunu yani. Bunu yine tavaya kabak dizimi yapacağım. Bol sarımsak, bol soğanlı ve bol dereotlu yapmıştım. Çok lezzetli olmuştu. Yine ondan yapmak istiyorum. Şöyle 4 tane de içi kırmızı, dışı beyaz şöyle şeyler var ya. Turplar, ondan aldım. 1,75 tutmuş. Demek ki ucuzmuş. Sonra bunlar yeşillikte gösterdim. Sonra en acil en acil biliyorsunuz artık her gün mutlaka en az bir ya da iki tane yumurta tüketiyorum. Bu da yine onlu mu? Ya yumurtalar hoşuma gitmedi benim orada çok. Şöyle şimdilik onlu aldım. Ve yumurtalar nasıl zamlıydı kızlar? Kolisi X'la açtı. Gerçi normal koli görmedim orada dolapta. Dışarıdaydı. Dışarıdan da almak istemedim. Kolisi 37 miydi? Yalan olmasın. Öyle bir fiyatıydı vardı yani. X'laştı. Sonra biraz böyle fıstık aldım. 7 lira tutmuş. Sonra bir tane bu Gürsoy'un fındık ezmesini daha önce almıştım. Çoko kremini almıştım kızlar. Kakaolu fındık ezmesini almıştım. Geçenlerde çok çok lezzetliydi. Söylemiştim size de. Bu sefer de şöyle fındık ezmesini aldım. Gürsoy biliyorsunuz çok son zamanlarda bayağı isim yaptı. Ve gerçekten fındığı da, fındık ezmesi de, kakaolu fındık ezmesi de çok güzel. Bu sefer de yine aldım. Bunun da fiyatı 22 liraydı. Böyle yine kahvaltı için. Sonra kaşar peynirimiz bitmişti. Kaşar peyniri, yarım yağlıymış bu. Dikkat etmemiştim. Neyse yarım yağlı olsun daha iyi. 600 grammış bu da kızlar. Bunun da fiyatı 30 lira civarında işte bu kaşarlar ya artık. Tam fiyatını bilmiyorum onun. 26 mıydı? 27 miydi? Öyle bir şey. Sonra ben bu arada yemeklerin yanında ya yoğurt ya da ayran tüketmeye özen gösteriyorum. Hem biraz daha böyle ya işte menüme bir şey daha eklenmiş oluyor psikolojik ben. İçeceklerim de iyice sınırlandığı için meşrubat yok, o yok, bu yok, şu yok. O yüzden en azından ayran götürüyorum. Arada şöyle bir kolimi dersiniz ne derseniz de bu kadar Sütaş'ın ayranını aldım kızlar şöyle. 10'lu ya da 12'li galiba 10'lu. 10'luymuş. Bunu da yine dolaba kaldıracağım. Öyle. Noodle aldım yine çocuklara. Çok arada kızlarım seviyor ama uzun zamandır almıyordum ama şimdi ben dediğim gibi evde de yokum. Onlar bazen okuldan geliyor falan. Evde genelde yemek oluyor. Burada olmasa kayınvalidemde mutlaka oluyor ama yine de böyle arada canlar istiyor. Noodle aldım onlara. Sebzeli. Ay ben de çok severdim. Artık yemiyorum tabii ki. Sonra ay ben çok seviyorum kızlar. Pırasa aldım. Ama pırasayı nasıl seviyorum? Sadece zeytinyağlı. Aa düştü. Zeytinyağlı böyle birazcık bol pirinçli, soğuk, salçasız böyle bol limonlu severdim. Tam zeytinyağlı şeklinde. Ama buna pirinç atmayacağım. O yüzden pırasayla neler yapabilirim daha az kalorili onu bir araştıracağım. Çünkü pırasayı başka türlü hiç yapmadım yani. Bir böreğini biliyorum. Kıymalı, pırasalı böreğini. Bir de yani onu yapıyordum. Bir de yemeğini yapıyordum zeytinyağlı. Ama ne şekilde değerlendiririm, diyet haline dönüştürürüm onu bilmiyorum. Bakacağım tariflere. Ama pırasa genel olarak sevdiğim sebze olduğu için aldım yani. Bunun fiyatı da 5,95'ti. Sonra kız çelerimi şöyle
sabahları yine bizim sezon açıldı. Hatta narenciye sıkacağımı da çıkarayım. Portakal suyu sıkıyorum kızlar genelde. Yani 2 gün süt verirsem 2 gün portakal suyu veriyorum. Sonra süt, tekrar portakal suyu. Yani her gün bunu yemek, her gün bunu içmeleri çok şeker ağırlıklı oluyor. Her gün sütten de artık arada vitamin için bu da gerekiyor. Bazen de sürekli sütten bıkıyorlar. Kışın böyle bir süt, bir portakal suyu idare ediyoruz. Bunun da fiyatı 8 küsür müydü? 8 küsürdü. Öyle. Sonra fırına uğramışız. Fırından önce şu marketleri bitireyim kızlar. Poşetler için kusura bakmayın. Ses yapıyor. Sonra şu domatesden aldım. 5 liraydı bu. Bayağı uygun geldi. Yani şu mevsimde uygun geldi tabii. 2 kiloyu geçti galiba. Evet, 6,5 lira tutmuş. Böyle salatayı falan doğramak için. Ve şunu da kızlarım seviyor kahvaltı için. Ya da işte sandviçlere koymak için. Bu da böyle kokteyl domates. Bu da 9,90'dı. 10 liraydı yani. Limon çok ucuzdu. Limon 3,95'ti kızlar. Şöyle bir kiloya yakın limon aldım. Ne kadar tuttu? Tutmuş. 2 küsur tutmuş. Bu da. Sonra ay uzun zamandır, yani uzun zamandır derken bu dökülmüş mü ya? Azalmış. Şey yoktu evde, yüzey temizleyici. En son hatta yerleri silerken yumuşatıcıyla sildim. Ay o kadar böyle. Normalde ben hangisi uygunsa onu alıyorum. Yani Migros'tayken Migros'unkini alıyorum. Carrefour'a gidersem Carrefour'unkine. İşte BİM'den çok almışlığım yoktur yer deterjanı. Ya da normalde ise şeyin, Dix'in çam kokusunu çok severdim. Ama bu sefer ay kızlar bu neymiş, kalıcı koku, pembe buket diye ABC'nin bir kokusu. Ama muhteşem bir kokusu var. İnşallah da kalıcıdır gerçekten yazdığı gibi. Şöyle ABC'nin, bunu ilk kez aldım. ABC'nin yüzeyini hiç almamıştım. Bunun da fiyatı, ay hatta şey var ya, vloglarda falan çok görüyorum. Mutlu Yuvam. Şeyin Bingo Mutlu Yuvam diye bir yer deterjanı. Hatta sanırım deterjanın yumuşatıcısı falan daha varmış. Ay ne kadar ağır geliyor, geldi bana. Çok ağır geldi yani. Adı Mutlu Yuvam ama tövbesine. Yani herkes mutlu olsun yuvasında ama bilmiyorum, bana çok ağır geldi kokusu. Ben bunu çok sevdim. Bu sefer bunu aldım. Fiyatı da 17 liraydı kızlar. Sonra ay bu aralar atıştırdı. Yani kuru yemiş almıştım. Şöyle acıktığımda yine atıştırmak için birazcık böyle sarı leblebi, çok arada böyle çok midem kazanırsa yiyeyim diye. Çok da sevmem leblebi, hatta hiç sevmem diyebilirim ama kalorisi en düşük kuru yemiş bu olduğu için bundan aldım kızlar. 8 küsürde tutmuş. Sonra şöyle maden suyu, işte bildiğiniz, bunun fiyatını da hatırlamıyorum. Sonra şöyle şu minik salatalıklardan aldım. Minik minik. Yine kahvaltı için. Bunun da fiyatı kilosu 7 liraymış. 5 küsur tutmuş bu da. Sonra bir tane. Ay normalde Migros'a gidecektik ama gidemedik ya. İşte dediğim gibi vakit sınırlı olunca bunları hep oradan alıyordum ben. Önlem diye bir marka var. Bunu arada nerede görüyordum ya? Fena değil bunun da. Islak mendili güzel oluyor. Yani zaten banyoda, manyoda, şurada, burada kullanıyoruz biz bunları. Şuraları, buraları silmek için, yani bazen bir şey döküldüğünde hemen almak için falan filan yani. Bebek için değil sonuçta. O yüzden de öyle kızlar. Ay bu arada Amber, Peros'un Amber diye bir şeyi çıkmış. Orada Peros çok satılıyor ya. Peros. Yunus Market'te çok var. Peros'un bir sürü şeyi var. Amber kokusu bu. Kızlar şeyi. Amber ve Gülmüş el sabunu. Amber kokusunun aşığıyım resmen. Çok seviyorum. Sabunda, parfümdeki, özellikle parfümde çok seviyorum. Hatta kullandığım ıslak mendil bile Amber kokulu. Eyüp Sarbin'in var ya. Yani çantaya koyulan ıslak mendillerinden. Onu çok seviyorum. Gerçekten parfüm sıkmış gibi kokuyor. Sabunu da öyle aldım. Neyse. Bir tane de yine böyle noodle. Bu da neymiş? Special diyor. İşte birkaç paket daha böyle almışım. Noodle'larda fiyatı kızlar 2,95 miydi? 2 küsürdü herhalde. Sonra şu yine Barbie diye. Ay Alya'nın çantasına koymalık. Onlardan aldım ve de
Bunu da ilk kez gördüm kızlar. Dediğim gibi ilk kez olunca, yani yeni çıkan bir şey olunca kızlarımı alıyorum ki her ne kadar bu aralar artık abur cubur almasam da, hatta hiç görmemişsinizdir, abur cubur yok. Bu şeyde abur cubur yok ama abur cubur hakkını Aliye biraz önce babası ona söz vermişti. Dün ablası gitmişti arkadaşlarıyla hamburger yemeye. Bugün de ona hamburger aldı babası, yani götürdü yedirdi. Abur cubur yerine onu yemiş oldu. Yani ama ciddi anlamda abur cubur, çikolata, işte hiçbir şey almadım yani kızlar, şeker, kraker, bisküvi yok yani gördüğünüz gibi. Bir tek şunu aldım, Eticin çilekli çıkmış böyle. Bunu da arada böyle canları sıkıldığında, böyle canlar isterse ellerine veririm. Öyle kızlarcığım. Bunda fiyatı 7 miydi? 5 miydi? Öyle fiyatı vardı. Evet, başka da bir şey almamışım galiba, değil mi? Evet. Ya çok da bir şey almamışım valla. 350 lira para tuttu kızlar. Yani bunun içinde et yok, süt yok. Ya süt vardı işte, iki tane süt var. Et, kıyma yok çünkü var hala bozduğumda. Tavuğum var. Geçen gün almıştım Murat. Sucuk hala var evde. İşte yani tek aldığım peynirler. Ne var? Gözle görünürde valla yağma da yok. Neye gitti bu kadar bilmiyorum. Neyse, helal olsun. Yapacak bir şey yok. Her şey çok pahalı. Her hafta zammı. Her hafta. Yani her hafta istisnasız. İstisnasız zamlanıyor kızlar. Bir tane de şöyle, yarın kek günü, ona şöyle bir tane muffin aldım. Gene anası tembellik ettiği için, ay çok uzak tutuyor. Şey yapmayacağım için, gene kek yapmayacağım için vallahi onu aldım. Ya çok yapıyordum önceden, inanın çok yapıyordum ama ne kadar yapsam yeniyor kızlar. Ve de onu da geçin artık gerçekten bu saatten sonra da yapmaya üşeniyorum. Keki de yapıp buzluğa atmayı sevmiyorum ben. Yapanlar varmış arkadaşlar öyle haftada 2 dilim 2 dilim çıkartıp, hani çünkü her hafta salı günü çocukların şeyi oluyor, kek günü, ama onu da bilmiyorum ya, buzlukta kek nasıl olur? Koyan varsa bana bir söyleyin yani, bilmiyorum ya. Bilemedim yani, onlar öyle öyle birkaç arkadaştan duydum ama bilemedim yani. Bu gördükleriniz 350 lira kızlar. Ya, hiç de bir şey yok yani. Şöyle göze, dişe dokunur bir şey yok gördüğünüz gibi. Şunu söylemeyi de unutmayayım size. Bir de şunu aldım. Bu da Bingo Lovely'nin. Ben bunun normalde deterjanını ve bir dönem şeyini kullanıyordum. Siz söyleyin. Yumuşatıcısını kullandım. İnanılmaz güzel bir kokusu var. Gucci Rush diye bir parfüm vardı. Ben eskiden çok kullanırdım. O kokunun aynısı kızlar. Bilen mutlaka ki kullanan vardır aranızda. Ay, böyle o kadar böyle soft, o kadar güzel koku ki. Ay, bayılıyorum. Neyse, bunun toz alma deterjanı çıkmış ve ben bu kokuyu sevdiğim için hemencik aldım bunu. Yoksa toz deterjanım vardı esasında ama dediğim gibi çok güzel. Yani düşünsenize, toz alacaksınız ve ev bunun gibi kokacak inşallah. Öyle yani. İnşallah iz bırakmaz diyor. Anti toz kalıcı parfüm. Hadi bakalım, göreceğim gerçekten. Hemen böyle biraz toz tekrardan alması, tekrardan toz tutmaya karşı da etkili mi? En azından bir süre. Onu da bilmiyorum. En azından birkaç saat, bir gün, 2 gün kızlar. Keşke öyle bir şey olsa bunun da. Neyse, kullanınca görürüz inşallah. Bunda fiyatı 12 miydi? 12 lira fiyatı vardı işte. Böyle. Dediğim gibi alışverişim bu kadardı kızlar. Her zaman dediğim gibi Allah'ım sağlıkla, saatle yememizi nasip etsin. Herkesin evine de, özellikle çocuklu evlere de çok 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 daha fazlalarını versin inşallah kızlar. Çünkü yetişkinler bir şekilde hani nefsine hakim olur. Ama çocuklar için gerçekten ya çocuklar hiçbir şeyden eksik kalmasını isterim. Gerçekten öyle, markete gidiyorsunuz, büyük insanın bile gözü kalıyor kızlar. Yani çok şükür ki canımız istediğini alıp yiyebiliyoruz. Evet, ama dediğim gibi herkesin aynı imkanı, hatta çok daha iyi imkanlara, özellikle dediğim gibi çocuklu ailelerinde olmasını isterim. Bu kadar, izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum bırakmayı, hatta bolca yorum bırakmayı, nokta dahi olsa bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Abonelik bu arada ücretsizdir. Tekrar tekrar arada hatırlatacağım. Sanırım ücretli olduğunu zanneden arkadaşlar var. Öyle arkadaşlar. Bir sonraki vlogda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.